Tek Topaktan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte kafamdaki kulaklığa bakacağız. Bu Asus'un ROG Strix Go 2.4 modeli, Nintendo Switch için piyasaya çıkan ilk radyo frekansıyla çalışan kulaklık. Bu kulaklık standart bildiğimiz kablosuz kulaklıklardan, yani radyo frekansıyla çalışan. Fark edecek olursanız Bluetooth kulaklıklarda ses kalitesi radyo frekansıyla çalışanlar kadar iyi olmayabiliyor. Asus da bu bağlamda USB-C üzerinden bağlanan yenilikçi bir kulaklığı piyasaya sürüyor. Gelin bu kulaklığın özelliklerine yakından bakalım. Öncelikle kulaklığın yapısına biraz bakalım. Kulaklığın kafamıza rahat oturması için üst kısmında bir tane yastıklı bandı mevcut. Buna ek olarak her kulaklıkta olduğu gibi ayarımız mevcut. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 kademeli bir ayar olduğunu görüyoruz. Hem sağda hem solda doğal olarak. Baktığımız zaman kulaklığın iç kısmında gayet yumuşak süngerler kullanılmış. Ortada da Asus'un ROG logosu olduğunu görmekteyiz. Burada mikrofonumuz mevcut ve mikrofonumuzu sökebiliyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere stereo mikrofonumuzu sökmeyi başardık. Mikrofonun üzerine çift algılayıcı mevcut. Öndeki sizin sesinizi algılarken arkadaki ortam sesini engellemeye yarayan bir teknoloji kullanıyor. Kulaklık hem kablolu hem kablosuz olarak kullanılabiliyor. Kablolu kullanmak istediğiniz zaman burada bir 3.5 mm girişi olduğunu görüyoruz. Bunu kullanacağınız zaman buradaki wireless özelliğini kapatmanızda fayda var. Zira pil tasarrufu etmek isteyeceksinizdir doğal olarak. Burada yine mikrofon ayarı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde mikrofonun sesini açmak veya kısmak mümkün. Eğer karşınızdaki kişi mikrofonunuzun sesinin az geldiğinden şikayet ediyorsa. Yine kulaklıkla ilgili bir başka noktada uyduların dönebildiği. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere kulaklığın uyduları dönebiliyor. Peki kapanabiliyor mu? Evet, kapanabiliyor. Kolay bir şekilde taşımak için kulaklığı bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Ya da siz artık nasıl kapatacaksanız bu şekilde mi kapatırsınız? Tamamen size kalmış ya da benzer şekilde bu şekilde de kapatabilirsiniz. Çantanıza nasıl koymak tamamen sizin tercihiniz. Devam ettiğimiz zaman kulaklığın üzerine bir ROG yazısı ve ROG logosu olduğunu görüyoruz bu kısımda. Öbür kısma baktığımızda burada da benzer şekilde ROG logosu ve ROG yazısını görmekteyiz. Üst kısımdaki bant gerçekten çok hoş olmuş, şık bir tasarıma sahip. Buradaki metal kısım güzel gözükmekte. Benzer şekilde yine üstte de bir yazı olduğunu görüyoruz. Burada da Republic of Gamers yazısı mevcut. Peki kulaklığın sağını soluna nasıl ayırt edeceğiz? Bunu soruyor olabilirsiniz. Bunun için de burada bir harf konumlandırılmış. Burada görmüş olduğunuz üzere R yazıyor. Right, yani bu kısım sağ kısım. Burada da L yazmakta, yani bu kısmında sol kısım olduğunu görebilmekteyiz. Kulaklığın üstünde bir başka giriş daha mevcut. Burada görmüş olduğumuz giriş tip C girişi. Buradan da kulaklığı şarj edebiliyoruz. Peki kulaklığı Nintendo Switch'e nasıl bağlıyoruz? Bu da güzel bir soru tabii ki, cevaplanması gereken. Nintendo Switch'imiz burada. Bu da kulaklığın tip C adaptörü görmüş olduğunuz üzere. Bunu bu şekilde çıkartıyoruz. Gerçekten küçük, hafif bir adaptör yapmış Asus. Adaptörü taktığımız zaman Nintendo Switch artık kulaklıkla kablosuz aktarım sayesinde daha düşük gecikme elde ediyorsunuz 2.4 GHz frekansı üstünden. Ürün peki sadece Nintendo Switch ile mi uyumlu? Hayır, PC ile de uyumlu, Mac ile de uyumlu tip C üzerinden. Tabii ki 3.5 mm portunu kullanacaksanız diğer bütün 3.5 mm portuna sahip cihazlarla uyumlu. Ürün özellikleri bununla da bitmiyor tabii ki. Asus'un bize anlatmak istediği bazı önemli noktalar da var. Bunlardan bir tanesi bunun dünyanın en hafif taşınabilir oyuncu kulaklığı olduğu yönünde. Asus diyor ki bu ürün sadece 290 gram ağırlığında, bu bağlamda dünyanın en hafif taşınabilir oyuncu kulaklığı. Şimdi tabii ki Bluetooth kulaklıklar daha hafif olabilir. Fakat bu cihaz wireless teknolojisiyle çalışıyor ve buna rağmen hafif 290 gram ile. Asus bir de ürünle birlikte taşıma kılıfı sunacak. Taşıma kılıfını şu an size gösteremiyorum ama ürünü taşımak için hoş bir kılıfı da satın aldığınız zaman elde edeceksiniz. Ürünün bir başka özelliğinde mikrofonu olduğunu söylemiştik. Asus iddia ettiği üzere mikrofonda yapay zeka teknolojisi mevcut. Bu sayede klavyedeki tuş basışlarını engelleyebiliyor. Normal şartlarda tuş basışlarını engellemek gerçekten zor, fakat Asus bunu başardığını bir demo ile bize gösterdi. Ürün teste geldiği zaman biz de kendi testlerimizi yapacağız. Gerçekten benim bastığım tuşların sesini engelleyebiliyor mu görmek istiyorum. Şimdi kablosuz bir kulaklık dedik. Tabii ki işin içerisine kablosuz teknolojisi girdiği zaman bir batarya da girmesi gerekiyor. Cihazın içerisinde 1800 mAh'lik bir batarya var. Ve Asus'un iddia ettiğine göre bu batarya bize ne kadar pil ömrü sağlıyormuş bakalım. 25 saat pil ömrü sağlıyormuş. Ve aynı zamanda hızlı şarj olabiliyormuş cihaz. 15 dakika şarj ettiğiniz zaman cihazı 2.8 saat boyunca kullanabiliyormuşsunuz. Bu da güzel özellikleri arasında yer alıyor ROG Strix Go 2.4'ün.
Videoyu buraya kadar izlediyseniz biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. O zaman cihaz eğer 2.4 GHz kablosuz bağlantı üzerinden bağlanırsa 20 Hz ila 20 kHz arasında frekans cevabına sahip. Ama eğer 3.5 mm'den bağlarsanız bu aşağıda 10 Hz, yukarıda ise 40 kHz'e kadar çıkabiliyor. Yani frekans cevabı daha da artıyor 3.5 mm'den bağladığınız zaman. 32 ohm empedansı var kulaklığımızın ve 40 mm neodimyum mıknatıslı sürücülere sahip. Yani ses kalitesi konusunda iyi bir şeyler bekleyebiliriz bu kulaklıktan. Mikrofonun da teknik özelliklerine biraz değinecek olursak çift yönlü olduğunu zaten söylemiştik. Çift yönlü nedir? Yani bir tane mikrofon bizim ağzımızdan çıkan sesi alıyor, diğeri de dış sesleri bloke etmeye yarıyor. Diğer bir nokta mikrofonun cevap aralığı, bu da 100 Hz ile 10 kHz arasında imiş ve mikrofonun duyarlılığı da -54 desibel Asus'un iddia ettiği üzere. Evet, bir Nintendo Switch kullanıcısıysanız Asus'un yeni Strix Go 2.4 modeli. Aslında ben Strix Go Wireless demek istiyorum. Asus niye buna özellikle 2.4 demiş? Yani radyo sinyalleriyle veri aktardığını özellikle belirtmek için ROG Strix Go 2.4 demiş ama ROG Strix Go Wireless bence daha iyi bir isim olabilirdi. Neyse, isme fazla takılmayalım. Eğer Nintendo Switch ile oyun oynarken kablosuz kaliteli bir kulaklık arıyorsanız ROG Strix Go 2.4'e bakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Almanya, Köln, Gamescom'dan herkese selamlar.